Ekranlarımıza hoş geldiniz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli ve güzel haberler aldığımız bir hafta olsun inşallah hepimiz için. Biz yine bugün sizler için harika bilgilerden oluşan bir program hazırladık. Bugün pazartesi. Birazdan sevgili hocam Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu da stüdyomuzda olacak. İbrahim hocama sorularınız için hem bizi telefon numaralarımızdan arayabilirsiniz hem de her zaman olduğu gibi sosyal medya hesaplarımızdan yazabilirsiniz. Ama öncesinde yine çok önemli konuları konuşacağız. Kabızlığı konuşacağız, gaz şikayetlerini, hazımsızlığı ve daha konuşacak çok şeyimiz var. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. İyiyim. Biz de çok iyiyiz hocam. Hocam biz programımızı hazırlarken izleyicilerimizin bize gönderdiği mesajları çok önemsiyoruz. Evet. Ve o mesajlara baktığımızda çok ortak bir sorun var. O da kabızlık problemi. Evet. Ne bu kadar kabızlığa sebep oluyor ki bu kadar izleyicimiz, bu kadar kişi bu hastalıktan muzdarip hocam? İşin açıkçası ülkemizde yaklaşık %20 oranda kabızlık gözüküyor. Hı hı. Bu yüksek bir oran ama kabızlık derken... Kimi zaman hastanın tarif ettiği tam bir kabızlık hadisesi nedir olmuyor tarif bazen. O zaman, şimdi ayırt edelim biz, hocam. Biz üçe ayırıyoruz kabızlığı. Bir tanesi dışkılama sıklığının azalması. Yani normalde kimisi her gün dışarıya çıkar, kimisi üç günde bir çıkar. Ama haftada üçten daha az defekasyon gösteren ya da dışkılama yapanları... Hı hı. Yapanlarda kabızlık vardır. Yani bu bir kriterdir. Yani haftada üçten azsa. Tabii haftada üçten daha az olanlarda kabızlık var deriz ama bir başka şey var. Hı hı. Tabii ki dışkının muhteviyatı da önemli. Kimisi diyor ki ben her gün tuvalete çıkıyorum ama dışkım çok sert. Hı hı. O zaman bu kişi de kabız. Hı. Bir başkası var. Evet ben de her gün veya iki günde bir dışarıya çıkıyorum. Ama rahat çıkamıyorum, ıkınarak çıkabiliyorum. Bu da gene kabızlık tanımına kabızlık. Giriyor. Yani sonuç olaraktan eğer ki bir kişinin dışkılama sayısı azalmışsa ve haftada üçten daha az tuvalete çıkıyorsa, büyük tuvalete ve ıkınarak çıkıyorsa, yine aynı zamanda dışkının muhteviyatı sertse ve küçük parça parça ise biz bu kişiye kabız diyoruz veya kabızlık var diyoruz. Peki hocam, kabızlığa neler sebep oluyor? Şimdi kabızlığa neden olan... Bir, organik sebepler vardır, iki fonksiyonel sebepler. Hı. Organik sebepler daha çok kalın bağırsak bazı tip hastalıkları vardır, onlar da kabızlık olur. Örneğin kalın bağırsak kanserinde daralma olduğundan dolayı dışkı aşağıya geçemez ve bundan dolayı kabızlık ortaya çıkar. Hasta bu aklımıza gelebilecek en kötü kısmı. En kötü ama başka bir şey daha var. Hastamızda divertikülit vardır ve bu yani baloncuklar vardır kalın bağırsakta. Bunlar iltihaplanır ve kalın bağırsağın çapında azalma olur. O zaman yine bir darlık ortaya çıkar ve dışkının geçişi zorlaşır. Bunlar organik sebepler ama başka organik sebepler de var. Kötüsünden başladık ama ülkemizde sık görülen, bayanlarda sık görülen sebeplerden bir tanesi de tiroid hastalığının olmasıdır. Eğer kişide goiter varsa, tiroid hormonları azalmışsa kabızlık olur. O zaman onun şunu için, diyebilir miyiz hocam? Tiroidi az çalışanlar kabızlıkla yüksek oranda karşılaşabilirler. Kesinlikle. Tabii başka hastalıklar da var. Örneğin şeker hastalığı. Uzun yıllardır şeker hastalığı olanlarda bağırsak hareketlerinde ve mide boşalmasında azalma olur. Boşalma hareketleri özel çok ritmik koordine hareketlerdir. Ama bağırsağa giden sinirlerde bozulma olduğu için diyabetik hastalarda bir müddet sonra kabızlık ortaya çıkar. Bir de kalsiyum metabolizma bozuklukları var. O da nedir tiroid, hocam? Örneğin paratiroid bezi var veya kemiklerde olan bazı hastalıklarda vücutta kalsiyum seviyesi artıyor. Bu durumda... yine bunu bir tahlille mi öğrenebiliyoruz hocam? Tabii biz de ne yapıyoruz bu sefer? Kişi bize kabız olarak geldim dediği zaman ilk başta bu kan tetkiklerini, tabii alarm semptomu dışkıda işte kan veya ileri derece zayıflama veya böyle tıkanma bulguları yoksa hemen muayene sonrasında biz kan tetkikleri istiyoruz. Bunlardan bir tanesi de tiroid fonksiyon testleri. İkincisi kan şekerini ölçüyoruz. Üçüncüsü de kalsiyumu ölçüyoruz. Bunlar çok önemli. Üç kritere bu üçlüyü bakıyorsunuz önce. Ölçeriz, bakarız. Eğer ki, buyurun hocam. Baktık bunlar normal. Yine kalın bağırsakta tıkanıklık bulgusu da yok. O zaman varsa kolonoskopi yaparız. Eğer ki bunlar yoksa bu kişideki kabızlık fonksiyoneldir. Ve ülkemizde de genelde fonksiyonel kabızlık gözüküyor. Yani fonksiyonel gözüküyor. Demek ne demek? Yani ne altta anlamalıyız? Yatan bir organik hastalık yok. Ya psikolojik ya yedikleri belki tetikliyor. Bazen tabii yediklerinde de örneğin yani normal bir kişi 3 gün veya 4 gün üst üste pide yesin.
Kabız olur. Çünkü, bu çok önemli yani, bir şey. Pide çok seven bir ülkeyiz. Tabii bizde her yerde pide fırınlarımız da vardır. Üç gün üst üste yerseniz kabız olursunuz. Kabız normal, hiçbir şikayeti olmasın. Aha. Çünkü bunlar rafine undan yapılır. Kepek miktarı düşüktür içinde. Ve her gün aldığınız zaman, bağırsağa ulaştığı zaman bağırsaktaki dışkı miktarı rafine olduğu için çok azalacaktır. Ve az bir miktarda dışkıyı ilerletmek için bağırsak çok güç sarf eder. Hı-hı. Ve kolonun kalın bağırsağın transit zamanında uzama olur. O yolu tamamlayamıyor. Peki çok pide demişken tabii, hemen ekmek de aklıma geliyor. Ekmek de kabızlık yapar mı hocam? Şimdi şu var. Kabızlığı olanlarda, yani ekmek yemek kabızlık yapmaz. Ama kabızlığı olanlarda biz ekmeğin tipini değiştirmelerini tavsiye ederiz. Ne mesela? Örneğin rafine undan yapılmasın. Örneğin francala ekmek diye tabir ederdik. Beyaz ekmek diye tabir ederdik eskiden. Tabii ki francalı ekmek yenmesini artık biz tavsiye etmiyoruz. Çünkü yıllar sonra şunu anladık ki bu tipte bir ekmek yeme durumunda kalın bağırsağa giden posa miktarı çok az oluyor. Az olduğu zaman da kalın bağırsağın ilerletici hareketlerinde yavaşlama oluyor ve kişide kabızlık ortaya peki, çıkıyor. Peki o zaman bunu beyaz ekmeği neyle değiştiriyoruz? Beyaz ekmeği hocam, mutlaka kepekli ekmekle, kabızlık varsa kepekli ekmekle değiştiriyoruz. 20 gram kadar kepekli ekmek alması gerekir kabız olan bir kişinin. Ama gençler bunu çok tolere edemiyor açıkçası. Hani genelde 50 yaşın üstündekilere biz kepekli ekmek yiyin dediğimiz zaman çoğu yiyor. Ama gençler kabızlık da var. Ne fakat bulursa biraz hayatta yemekte zorluk çekiyorlar. Için hayat biz de onlara diyoruz ki çavdar ekmeği yiyin. Peki çavdar hocam, ekmeği tolere edebiliyorlar. Ya kepekli ekmek ya da çavdar ekmeği. Tabii. Peki hocam, kepek dendiği zaman her zaman eğer bir şeyi kepekli yiyorsan çok su iç denir. Bu doğru bir şey mi hocam? Tabii. Şimdi kepek vücuda girdiği zaman çok miktarda su çeker ve şişer. Yaklaşık 2-3 gram kepeği siz bağırsağa koyun. Su çeker, portakal kadar yani bir top oluşur. Yani adeta şöyle minicik alıyoruz. Evet. Şu kepekli ekmeğimiz olsun. Bir anda kepekli ekmeğimiz içimizde şiş içine dönüşüyor. Hatta bundan daha da büyük oluyor. Hı-hı. Tabii. Yani bunu da yapmak için vücudumuzdaki suyu kullanıyor diyorsunuz. Tabii, tabii. Biz onun için tabii şu da önemli. Kabızlığı olan kişilere mutlaka su için diyoruz. Suyun değişik etki mekanizmaları var. Yani dışkıdaki su miktarını arttırıyor. Onun için biz eğer ki bir kişide kabızlık varsa şöyle bir tarifimiz var. Diyoruz ki sizde bu hastalık varsa bundan kurtulmanız için eğer ki acil alarm semptomları yoksa bu kişide kolonoskopi ve diğerlerine gerek yok. Basit kan tetiklerini yaptık. Örneğin tiroide baktık, diyabete baktık. Kalsiyum seviyesine baktık ve bunlar normalse diyoruz ki bakın her sabah kalkın kahvaltı yapmadan 2 bardak su için diyoruz. Ah, harika. 2 bardak su içiyoruz. Aç karnına 2 bardak su içiyoruz. Aç karnına 2 bardak su ve ondan sonra tuvalete gidin diyoruz. Tuvalete gidiyorlar. Hiç yemek yemeden. Yok, yemek yok. 15 dakika oturuyorlar. Buradaki sıvının özelliği şu. Hem özellikle soğuk içilen suda daha çok oluyor. Gastrokolik refleks deriz. Mideye giren su bağırsak hareketlerini arttırır. Bu bir. İkincisi zaten kabızlığı olanlarda da sıvı miktarını arttırmalıyız. Onun için su içmiş oluyor. Sonra gidiyor 15 dakika tuvalette oturuyor. Ama eskiden derdik ki biz tamam gidin tuvalette oturun 15 dakika 20 dakika elinize bir gazete alın ne yaparsanız yapın. Bir hafta tuvalete çıkmadınız değil mi ama gidin her sabah tuvalete oturun. 2 bardak su sonra tuvalete oturun derdik. Ve ama şimdi artık öyle elinize iPad alın veya gazete alın demiyoruz. Diyoruz ki onlara mutlaka dışkılama hareketlerini yapın. Düşünün ıkınmayın ama örneğin karın kaslarınızı çalıştırın diyoruz bu bağırsak hareketlerini. Yani biz bağırsağı eğitiyoruz. Bağırsağı eğitmek çok önemlidir. Ve bağırsak eğitilebilir bir organ mıdır tabii, hocam? Tabii bağırsak hareketleri eğitilebilir. Derken diyoruz ki öğlen yemeğinde 3-4 tane kayısı yiyin. Akşam da 4-5 tane kayısı yiyin diyoruz. Veya örneğin erik kompostosu. Siyah erik. Bu çok önemli. Siyah erik bizim için çok önemlidir. Veya kendini de yiyebilirsiniz. Lif miktarı fazladır. Ama kayısının kurusu ve eriğin de kurusu direkt olarak yenilebilir. Bunlar bağırsağa geldiği zaman tabii lif içerirler. Az bir miktardaki kayısı kurusu çok çok büyür. Bağırsakta gayta var büyük miktarda deyip harekete geçirir onu. Ve transit zamanı kısalır. Bir de deriz ki ekmeğinizi değiştirin. Beyaz ekmek yemeyin. Çavdar ekmeği, daha önemlisi kepek yiyin. Hatta kepek miktarını 60 grama kadar çıkartırız. Biz oldukça arttırırız. Fırından kepek alıp yoğurda katanlar da vardır. Evet, doğru. Ekmeği kendisi yapan da vardır. Ekmeği yaparken içine katarlar. Ama bunları uygulayın deriz. Ne kadar? En az 20 gün. Hastamıza biz en yani az 20 gün bunu yapın deriz. Yani eğitimin süresi 20 gün olunca anlamlı hale geliyor. Tabii, tabii. Peki hocam bu eğitimin içinde bir de bağırsağımıza yaptığımız bir masaj var. Kısa yolu birazcık herhalde daha da kısaltmak için. Onu bize gösterebilir misiniz? Bir işe yarar mı o? İşin açıkçası bağırsak hareketleri tabii. Sağ kolon ya da bağırsağın başlangıcı, kalın bağırsağın başlangıcı sağ taraftır. Şuradan bakarsak
Sağ tarafta kalın bağırsak başlar, ince bağırsakla birleşir. Birleşme bölgesi burası. Buradan itibaren masaj yapıp bu şekilde U şeklinde ilerletmeye çalışır. Yani sağdan başlayan ters bir U mu hocam? Göbek ortası ve sola doğru. Şöyle gösterebiliriz. Sağ alttan masaja başlıyoruz, ilerletiyoruz. Ve karın üst bölgesine gelince şu şekilde dönüyoruz. İlerletmeye devam ediyoruz. Sonra aşağıya doğru iniyor. Yine aynı şekilde sağdan başlayacağız biraz yukarıya doğru. Biraz tırtıl hareketi gibi bir hareket yaptınız hocam. Hani efendim? Tırtıl şöyle şöyle yapar aynen ya kendini. Öyle, aynen biraz öyle, tırtıl hareketi tabii, gibi. Biz evet. Bunu çift elle de genelde çocuklara yaparız. Çocuklarda çok fazla oluyor biliyorsunuz. Doğru. Özellikle evet. 4 yaşından küçük çocuklarda çok fazla kabızlık oluyor ve ona anneler bu şekilde masaj yapar. Hele kabızlıktan dolayı muzdarip olan annelere bizler eğitim veririz. Onlar da çok güzel iki elle beraber uygularlar. Bir de şu var, çok yaşlarda özellikle düşkünler evinde veya yaşlı evinde kalanlarda %40 ile 70 oranında kabızlık vardır. Ve orada görevli doktor ve hemşire arkadaşlarımızın hepsi bu masajları iyi bilirler. Bir de bazen elimize de gelir, muayene ederiz, bakarız kocaman dışkı var. Biz onu elimizle parçalarız. Parçalayıp ilerletiriz ki yoksa o fekalom deriz tıkar, bağırsağı tıkar. Taşlaşır yoksa aslında. Taşlaşır, evet, tamam. Endoskopla girip kırmak zorunda kalırız o makinizden. Aynı böbrek tabii. taşı gibi o raddeye varabiliyor. Tabii çok büyük, kocaman bir kitle. Özel aletlerimiz var endoskopla, onu parçalıyoruz, aşağıya atıyoruz ameliyata gerek kalmadan. Ama eskiden çok ameliyata verdiğimizde oldu bu hastalarımız. Yani önemli bir hastalık. Evet. Peki kabızlık. Hocam kabızlık ne zaman tehlikeli hale geliyor? Şimdi kabızlık... Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda tehlikelidir. 4 yaşından küçük çocuklarda. Onlar da bu taşlaşma olduğu zaman dışkı ancak kenardan geçebilir sıvı bir şekilde ve devamlı kilodunu kirletme hadisesi olur. Söyleyemez ve bir dönem sonra kusma ortaya başlar. Bu tehlikelidir. Biraz evvel söylemiştim. Yaşlılarda da hayatı tehlikeye yaratır. Bizim girip tıkanıklığı açamadığımız hastalarımız var. Ama bunun haricinde kabızlık öldürür mü? Yok. Genelde orta yaşlarda... Kabızlık hayat konforunu bozar. Zehirlenme diye çok bir arttırır. Şey yol açabilir mi hocam? Kabızlıktan dolayı bu çok söylenirdi eskiden. Zehirlenme işte kana karışır mikroplar böyle evet. şeyler söylenirdi ama işin gerçeğinde kabızlık çok olunca kişide şişkinlik olur, hazımsızlık ve bulantı başlamaya başlar. Kimi zaman hatta biz gerçek bağırsak obstrüksiyonlarında veya fekalom taşlaşma olduğunda fark ederiz. Dışkının ağızdan geldiğini bile biliyoruz. Bu çok sıkıntılı bir hadise. Bu çok uç bir nokta ama. Çok uç ama bunlar da maalesef oluyor. Özellikle bu tıkanmayı yaşlılarda yani yaşlı bakım evlerinde veya huzur evlerinde maalesef %40-70 görüyoruz. Onun için onlara çok sıkı kontrol etmelerini söyleriz. Ama orta yaş grubunda gençlik çağında kabızlık sadece hayat konforunu çok bozar ama bezdirir. Fakat başka bir şey var. Hastanın kabızlığı varsa işin açıkçası kabızım 15 günde bir çıkıyorum çok uğraşıyorum ama o kadar diyemiyoruz. Çünkü kabızlık varsa kalın bağırsağın alt ucunda tam anal kanalın olduğu kısımda bu bölgede sorun olur. Hemoroidler olur. Bakın burada iç hemoroidler var. İç hemoroidler dış hemoroid haline gelir. Dışarıya sarkar ve kanamaya başlar. Ama başka bir şey var. Tam bu bölgede sert dışkı çıkartmaktan dolayı çatlaklar olur, çatlamalar olur. Ve hasta artık çatlamada başlayınca dışkılarken çok şiddetli ağrı çeker. Bu çok sıkıntıdır. Kanamada korkutur. Kanamada tabii. olur. Bu sefer dışkılamamaya başlar. Daha çok hem kabızlığı vardı, çatlak oluştu. Dışkılamada seyrelme daha çok olur. Çünkü ağrısının olmaması için daha çok kendini tutar. Bu da işi daha çok kötüleştirir. Onun için hayat konforunu gerçekten her yönden. Yok kabızım başım ağrıyor işte 10 günde çıkıyorum deyip. Aynı zamanda makat problemleri, kanamalar, çatlaklar ortaya çıkabiliyor. Bir de divertikül dediğimiz cepleşmeler oluyor kalın bağırsakta dışarıya doğru. Onları da konuşalım ama bir telefonumuz var sizin için hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. İyi haftalar. İyi günler. Buyurun efendim, dinliyoruz. İyi haftalar olsun hocamla sizi. İyi günler hocam. Benim hocama bir sorum olacak. Tabii. Orhan hocama. Tabii ki, buyurun. Şimdi benim çocuğum şu anda 9 yaşında. Ben 3 yaşından beri sıkıntı çekiyorum. Dışkı yapamıyor benim çocuğum. Yani yapamıyor derken bir türlü tuvalete çıkamıyor. Sürekli altına kaçırmalar oluyor. Altına biz ilk önce hani tuvalete yapmak istemiyor, kiloduna yapıyor diye düşündük. Sonra doktorlara götürdük. Üniversite hastanelerine götürdüm. Devlet hastanesine götürdüm. Ama hiçbir problem olmadığını söylediler. Çekilen filmde bağırsaklarının full dolu olduğunu söylediler ve artık kenarlardan sızmaya başladığını, yani çocuk altına yapmamış, kenarlardan devamlı sızıyormuş. Ama kiloda olduğu gibi dışkı.
Yani ben affedersiniz kusura bakmayın hatta ben ana sınıfına giderken çocuğumun altına orkit takarak gönderdiğimi Marka biliyorum. vermeyelim. Tamam. Bez Ve koyuyordunuz. şu anda Evet. 9 yaşında halen daha aynı sıkıntıyı çekiyorum. Halen daha kaka yapamıyor. Yapamadığı için yemek de yiyemiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yani korkuyorum işin açıkçası. Tamam. Hemen hocanıza sorayım. Biraz evvel aslında ben şurada göstermek Tabii hocam, isterim. buyurun. Şimdi Ben şunu bakın. da alayım elinizden. Burada kalın bağırsağı görüyorsunuz. Yukarıdan aşağıya geliyor. Şimdi genelde küçük çocuklarda eğer ki dışkılamada bir problem varsa dışkı taşlaşır. Taşlaştığı zaman tıkar alt tarafı. Ama bu çocuk tuvalete gitmek çıkmak zorundadır. Vücut öyle bir mekanizma yapar ki o taşlaşan dışkının yukarısındaki dışkıyı sıvılaştırır. Ve o sıvılaşan dışkı orada tıkaç oluşturmuş dışkının kenarından geçerek aşağıya ishalmiş gibi çıkar. Ve bu durumda işte kaçırıyor, kilodunu kirletiyor. Yapamıyorum diyor ama yapıyor gibi yanılsamalar olur. Aslında olay o değil. Sonuçta orada bir tıkaç oluşmuştur ve bu tıkaçın oluşmasını engellemek zorundayız biz bir şekilde. Şimdi bir kere iyi araştırmak lazım. Çocuğunuzun bu hastalığın altında ne yatıyor? Anladığım kadarıyla organik sebep araştırılmış yok. Ama fonksiyonel, yani muhtemel tiroid fonksiyon testlerine kendisinde bakılmıştır. Kalsiyuma da Çok bakılmıştır. hastaneye Şekere de gitmiş, evet. bakılmıştır eminim. Fakat fonksiyonel olan bu tip kabızlıklarda yapılması gereken şey iki tip kabızlık vardır fonksiyonel. Bir, kalın bağırsağın taşıyışında bu dışkıyı yavaşlama vardır, azalır. Şuradan şuraya bir haftada gelir. Halbuki bu uçtan dolaşıp bu uca gelmesi ortalama 35 saat olmalıdır. 72 saati geçmemelidir. Ama bazılarında bir hafta veya 10 gün oluyor. Biz buna yavaş taşıma, slow transit kabızlık diyoruz. Ama başka ilginç bir tane daha kabızlık şekli var. O bizim başımızın belası. O da şurada gördüğünüz bir açı vardır. Bakın, Evet. şuradan bu bölgeye gelen bir açı vardır. Şimdi bu bölgede ve aynı zamanda kapaklar vardır. Dışkılama yaparken şu gördüğümüz açıda açılma olur. Ikındığınız zaman şu açı düzleşir ve dışkı aşağıya kayar. Çok klasiktir. Ikınılınca düzleşir, dışkı aşağıya kayar. Olması gereken Tabii bu. bu esnada alttaki kapaklar açılır. Ama özellikle fonksiyonel çıkış bozukluğu olan, outlet tipi çıkış bozukluğu olan kabızlıkta durum öyle değil. Kişi ıkındığı zaman açılmaz, daha da kapanır. Ikındıkça kapanır, alt kapak da kendini kapatır. İşte biz bu hastalara eğitim veririz, feedback tedavileri deriz. Dışkılamayı öğretiriz. Elimizi karnına koyarız, makat bölgesine koyarız ve bazı egzersizler yaptırırız. Sonuçta burada veya küçük cihazlarımız vardır, onları koyarız. Dışkılamayı baştan öğretiriz. Ve bu bizim aslında başımızın belasıdır. Ülkemizde birçok kişide bu vardır. Kişi ıkınır ıkınır çıkartamıyorum hocam der. Gelir, dışkı geliyor buraya, hemen taşınıyor ama burada kalıyor. Bunu test etmek için basit bir yöntem var. Bizim bir tane kapsülümüz vardır. O kapsülümüzü alırız. İçinde 25 tane veya 20 tane küçük parça vardır. Kapsülü yuttururuz. Yutturduktan sonra bu kapsül kalın bağırsağa gelir. Kalın bağırsakta da 25 parçaya ayrılır. Ve biz 5 gün sonra bir röntgen çektiririz. Eğer ki burada kalın bağırsakta hiç o kapsülün parçaları 25 tane küçük Yoksa? parça yoksa transit normaldir deriz. Ama varsa yaklaşık 5'ten fazla parçası kalmışsa O içinde zaman o taşıma zaman yavaş. esnasında bir problem Tamam. olduğu ortaya Bağırsak çıkıyor. bunu taşıyamıyor deriz. Yavaş transit. Ama bu biraz evvel dediğimiz şu açılamama hadisesi var ya, hatta ıkındıkça kapanma olayı. Genelde o durumda şu bölgede özellikle o kapsillerin en az 10-15 tanesi birikir. O zaman biz buna çıkış bozukluğu tipi kabızlık deriz. Peki hocam. Eğitmek gerekir o zaman. Peki. Çok teşekkür ediyoruz izleyen izleyicimize de. Çok çok geçmiş olsun çocuğuna da. Arkadaşlarım beni uyarıyorlar. Çok fazla soru varmış hocam. Tabii. Hazımsızlık ve gaz üzerine de. Tabii. Peki gaza ne sebep olur hocam vücudumuzda? Yani bazen doğru dürüst bir şey yemeyiz ama deriz ki karnım davul gibi oldu. Hatta hanımlar hep hamileyim gibi bir tabir kullanırlar. Neden Evet. olur hocam? Şimdi Şişkinlik de diyelim şişkinlik, buna, hazımsızlığı da, genelleyelim. Evet. gazı da yapan sebepler tek bir sebep değil. Organik sebepler vardır. Bir de fonksiyonel sebepler vardır. Bazen de yediklerimize bağlıdır. Organik sebeplerden bizim en çok gördüklerimizden teki Türkiye'de mide bağırsak hastalıklarıdır. Ama bunlardan bir tanesi var ki çok ilginç. Gluten enteropatisi, çölyak hastalığı deriz. Yani buğday proteinine karşı alerji vardır. Ve bu kişi buğdayı aldığı zaman 12 parmak bağırsağında, yani şu bölgede parmaksı çıkıntılar vardır. Normalde mide bağırsağı tümüyle açın yayın şu masa kadardır. Ama mide bağırsaktaki, ince bağırsaktaki parmaksı çıkıntılar
30 mikron boyutundadır ve bir futbol sahası kadar genişletir mide bağırsak yüzeyini. O kadar genişletir. Ama gluten hastalığında o parmak çıkıntılar yok olur, budanır. Budandığı zaman da kişi emilim yapamaz. Sonuçta biz bir kişinin çok fazla şişkinliği varsa, gazı varsa çölyak hastalığını gluten veya buğday proteinine karşı bu intoleransı araştırmak zorundayız. Bir ikincisi süte karşı. Ülkemizde çok var. Ülkemizde %10 veya Avrupa'da daha çok araştırma yapılmış. Anglo-Saksonlarda %10-12 bizde hemen hemen aynı olduğunu düşünüyoruz ama Asya'da %40'a kadar çıkan bir şey bu. Süte karşı intolerans vardır. Ama kişi haber bunun farkında değildir. Kimi zaman Türkiye'deki süte karşı intoleransı olanlar, daha doğrusu laktoz denen sütü parçalayan, sütün şekerini, değil mi? Tabii laktoz. Süt şekerini parçalayan enzim kişide eksiktir. Kimisinde az eksiktir, kimisinde çok. Ama sütü kimi zaman bu kişilerin çoğu tolere edemezler. Veya sütü tolere edemeyenler peyniri tolere edebilir. Onun içinde de laktoz vardır. Mayalı ama olduğu için belki, değil mi? Sonuçta süt şekerini bu kişiler parçalayamazlar. Ve parçalanamayınca bu şeker kalın bağırsağa gelir. Aynen bu çölyak hastalığında olduğu gibi gıdalar kolona gelir ve kolonda bakteriler vardır. Kolon bakterileri bunları alırlar, ideal olmayan yoldan parçalarlar. Parçalayınca da ortaya gaz çıkar. O gaz müthiştir ve gerçekten çok büyük sıkıntı hocam yaratır. Hocam şimdi süt dediniz. Çocuklarımıza genelde hem de çok küçük yaşlardan itibaren gece uyurken süt veriyoruz. Evet. O zaman belki de yanlış bir şey yapıyoruz. Çünkü bilmiyoruz çocuğumuz böyle bir şeye karşı alerjik mi değil mi diye. Eğer ki çocukta laktoz intoleransı dediğimiz bir hadise varsa bu tip süt vermelerde çocuk çok uyanır gece. Şişkinlik ortaya çıkar. Onlarda da ölçmek lazım. Basit bir test. Laktozu içirirsiniz, arkasından kan şekerine bakarsınız. Laktozu içirdikten sonra kanda şeker yükseliyorsa tamam, bunu parçalayan enzim var demektir. Ama laktoz denen şekeri sütten alıyoruz. Kana karışmıyorsa, yani emilemiyorsa o zaman sorun vardır. Bağırsaklara gidip gaz yapıyordur. Sütten uzak tutmamız gerekiyor. Önemli. Onları. Sütü içtiğimizde kan şekerimizi yükseliyorsa her şey normal, bir alerjimiz yok ama şeker yükselmiyorsa vücut bunu kullanamıyor. Kullanamıyor. Kalın bağırsağa gidiyor. O zaman bakteriler kullanıyor bunu. O da şişkinlik yaratıyor. Tabii sadece bu değil şişkinlik sebepleri. Evet, organik hastalıklar yapar. Bağırsak hastalıkları da yapar. Kron hastalığı, ülseratif kolitte de vardır. Kişinin zaten normalde bakın mide bağırsağında şu kadar gaz bulunur. 150 cc kadar gaz vardır. Ama organik hastalık varsa, çölyak hastalığı varsa mesela, o zaman gerçekten kişideki gaz miktarı artmıştır. Aynen bunda olduğu gibi. Veya laktoz intoleransı varsa veya buna benzer organik hastalıklar varsa. Ama bir de psikojenik olarak hazımsızlık ve gazı şişkinliği olan hastalar vardır. Onlarda biz gaz miktarını ölçtük. Gerçekten onlardaki gaz miktarı da aslında normal insanlardaki kadardır. Çok farklı değildir. Ama şöyle bir özellik var. Psikojenik olarak gazı olan, özellikle huzursuz bağırsak hastalığında bu çok gözükür. Huzursuz bağırsak hastalığında kişi devamlı gazım var, ağrım var, şikayetim var der ama gazını ölçeriz normalden farklı çıkmaz. Halbuki şu beyaz olan huzursuz bağırsak hastalığı diyelim. Normalde bağırsaktaki gazı algılayan bağırsağın içinde küçük alıcılar vardır. Sensörler, reseptörler, alıcılar vardır. Bu alıcılar titiz, dikkatli, itinalı, biraz kafasına bazı şeyleri fazla takan kişilerde hassaslaşır. Normalde, yani biraz hassas, tabii. Naif olanlar, mükemmelliyetçiler belki. Evet evet, mükemmelliyetçi, çok titiz ve itinalı olanlarda. Tabii tabii, kesinlikle bu titiz kişilik yapısı bu bağırsak duvarındaki gazı algılayan alıcılara da vuruyor. Ve bunlar normalde bir şiddetindeki gazı da algılıyor. Havadan nem kapar derler ya, o bağırsakta da oluyor demek bazen, ki hocam. Tabii normalde 5 şiddetindeki gazı algılayıp beyne sinyal göndermesi lazım. Gazım var, ağrım var diye ama bir müddet sonra bu titiz, dikkatli, itinalı kişilerde bu gaz bir şiddetinde olsa bile beyne sinyal gönderir. Gazım var, ağrım var, gazım var, ağrım var, şişkinliğim var şeklinde. O zaman onların tedavisi daha çok psikolojik yönden olması gerekiyor. Biz de onlara ne yaparız? Bir kere siz bu kişilere istediğiniz kadar bazı organik ilaçlar verin. Bunu kolay kolay düzeltemezsiniz. Bu alıcıları düzelten özel bazı ilaçlarımız var ama %30-40 oranında düzeltir bunlar da. Biz genelde bu kişilere antidepresan başlıyoruz. İş kafada bitiyor o noktada. Evet, ama ilginç olan huzursuz bağırsak sendromunda da hastaların sadece %30'unda depresyon vardır. %30'unda ama biz %100'üne antidepresan veriyoruz. Sebebi de bu biraz evvel bahsettiğim bağırsak duvarındaki alıcıları körleştirmek, küntleştirmektir amaç. Ve peki, antidepresanlar bu işi gayet iyi yapar. Ama kullandığımız antidepresanlar öyle verdiğimiz zaman 3 gün uyku hali yaratan falan değil. Çok basit bozmayan. Çikolatanın içinde bulunan bazı antidepresanlar var.
Onları kullanıyoruz ve hastalarımız gerçekten bundan fayda görüyor. Peki hocam, biraz da yiyecekler üzerinden gidelim mi? Neler bize hazımsızlık yapar, hatta hangileri evet. kabız yapar? Bunları şimdi, da biraz konuşalım. Yiyecekler, kabız yapan yiyecekler. Özellikle tabii bir huzursuz bağırsak sendromu olanlarda bazı yiyecekler alındığında aşırı miktarda gaz ve şişkinlik olur. Yani evet, bunlarda alıcılarda alıcılarda problem vardır bu gazı algılayan, ama bazı gıdalar da bunu tetikler. Örneğin burada gördüğünüz gibi brokoli tetikler. Önce bunlar kabızlık yapanlar. Bir başlık koyalım, öyle gidelim hocam. Şimdi o zaman önce kabızlıkla başlayalım. Huzursuz bağırsak sendromundaki şişkinliği arttıran. Şimdi kabızlık düşük miktarda posa alındığı zaman ortaya çıkar. Örneğin bir de rafine karbonhidratlar alındığında. Yani şimdi, pirinç, makarna, gibi, ekmek bunlar gibi mi? Un tabii. Örneğin işte biraz evvel bahsetmiştik, pide. Bunlar rafine undur. Rafine karbonhidratları aldığınız zaman bağırsağa giden lif miktar, işlenmiş her türlü gıdayı aldığınız zaman bağırsağa giden lif miktarında azalma olur. Bağırsağa giden lif miktarı azalınca küçücük gaytayı ilerletmek için çok uğraşır bağırsak. İlerletemez. Yarı yolda da yoruluyor herhalde. Tabii bu durumda biz lif miktarını arttırmalıyız. Kabızlığım var diyenlerde lif miktarı arttırır. Mesela sabah. Hangisi? Bakın şurada mercimek var. Tamam. Aslında evet, baklagillerin tüketimini arttırmalıyız. Fasulyeyi de arttırmalıyız, ama fasulyenin içinde özel bir iki tane protein var. Onun parçalanması zor olduğu için kişinin gazı gaz artabilir. Yapıyor, ama fasulyenin içinde de oldukça yeterli miktarda lif vardır. Nohut görüyorum. Nohutta da yeterli. Bunlar kabızlığı azaltır. Özellikle 70 gramın üstünde yediğiniz zaman gerçekten kabızlığı azaltacak. O zaman kabız olan izleyicilerimizin özellikle mercimek tercih etmesi lazım. Nohut, ve baklagiller. Evet. Çok gaz şikayeti yoksa da fasulye de gene ideal. Kesinlikle. Ha, burada en çok sorulanlardan lif miktarını arttırmalıyız, ama örneğin bize söylerler hani muzda da çok miktarda lif var. Muz yiyelim mi? Kabızlı olan hastalarımız bunu çok sık söylüyor. Ama arkadaşlar, kabızlı olanların muz yememesi gerekir. Çünkü muzun içindeki bu lifler eriyebilen liflerdir. Biz erimeyen lifleri istiyoruz ki dışkı miktarını artırsın. Bunu yediğiniz zaman çok kısa sürede emilecektir. Aksine kabız yapar. Biz erimeyen lifleri istiyoruz. Örneğin buğday kepeğinde olanlar gibi çok kabızlı olanlara kepek miktarını arttırmalarını istiyoruz ki bunu yoğurda da katabilirler. Kaşık kaşık yiyenler de vardır veya diyetine yansıtabilirler. Mercimeği çok almalı. Yine önce bazı hocam isterseniz yenmemesi gerekenleri sıralayalım. Muz yemiyoruz. Muzu yemeyeceğiz. Kabız olanlar tabii. Muzdan uzak duruyorlar. Başka neden uzak duruyorlar? İşlenmiş gıda mesela sucuk salam da arttırır. Devamlı et yemek arttırır. Pilav yemek arttırır. Makarna yemek arttırır. Yani et de köfte, dediniz değil mi? Et, tabii, tabii. Mesela çocukların en çok yediği şey düşününce artar. Köfte pilav. O zaman çok kötü bir kombinasyon. Arttırır tabii ki. Tabii. Ya da ne diyeyim, köfte hani çeşitli hamburgerler veya ev yapımı olanlar da var buna benzer. Köfte ekmek falan. Karbonhidrat var orada zaten. Ekmek kabızlık yapar. Beraberinde köfte de var. Bunlar kabızlığı arttıranlardır. Tabii Türk tipi beslenmede biraz da eskiden lokantalarımız vardı. Şimdi daha çok böyle pide veya kebap türüne yoğunlaşıldı. Kolay yemekler. Bunlar da kabızlığı arttırır. Daha çok ev yemekleri yemek zorundayız. Zaten bu çok önemli. Birinci sırada ev yemeği yenmeli. Sulu ev yemekleri. Sulu yemeği ve tencere yemeği olmalı. İkinci sırada fırında. 3 ızgara, 4 kızartma. Kızartmayı da ayda bir yemek gerek. Evet, ayda bir, o da neredeyse kategorinin dışında. Tabii. Peki kahve çayı da sormak istiyorum hocam. Kahve kabızlık yapar mı, ya da çay kabızlık yapar mı? Tamamen bireyseldir. Yani aldığınız miktara da bağlıdır. Bazı kişilerde ben kahve, sabah kahvemi içtiğim zaman veya 2-3 tane kahveyi içince rahatlıyorum, tuvalete çıkabiliyorum der. Evet, bazı o kişilerde bağırsak hareketlerini arttırıyor, ama bazı kişilerde de özellikle kahvenin içindeki kafein çok fazla idrara çıkışı arttırır ve vücuttaki su miktarını azaltır. Su miktarını azalttığı için de bazı kişilerde kabızlığa sebep olmaktadır. Çay içinde yani çay. O değil. Aynı şey hem kahve hem çay için. Yani ben çay içiyorum, tuvalete çıkabiliyorum diyenler devam edebilir. Ama başkası da ben çok çay içiyorum, günde 10 tane içiyorum ve daha çok kabız oluyorum derler. Yumurta için ne dersiniz hocam? Yumurta hangi kategoride? Yumurta yine kabızlık şeyi, geride posa bırakmadığı için kabız olanlar çok yumurta yerse, et yumurta, sucuklu yumurta o da kabızlığı yine arttırır. Kabızlığı olanlar da çok fazla yumurta tüketiminden kaçınmaları gerekiyor. Tabii tabii. Çok da faydalıdır bunlar, özellikle büyüme çağında. Burada önemli olan dengedir. Yani devamlı et yerseniz, devamlı pilav yerseniz, devamlı pide yerseniz kabız olursunuz. Yanına mutlaka lif miktarını arttıran başka şeyler yemek zorundasınız. Örneğin salata almak zorundasınız veya sebze yemeklerini arttırmak zorundasınız. Bu dengeyi sağlamak zorundasınız. Peki hocam, mevsimi de geldiği için hemen önümde mevsim meyveleri var. Artık yavaş yavaş bunlar güzelleşerek sofralarımıza gelmeye başladılar. Evet. Yeşil erik.
gaz şikayetin oluyor birçok insanda. Evet. Yapar mı hakikaten? Evet yapar. Bir de mideye dokunur mu onu da sorayım hocam. Şimdi rahatsız oluyorsanız yemeyeceksiniz. Erik çok güzel bir gıdadır. Hiç kesilmesini de biz istemeyiz. Ama ben erik yiyorum akşam, reflüm de artıyor, ekşime yanmam oluyor derseniz yememelisiniz. Gündüz yenmesini reflüyü arttırdığı için tavsiye ediyoruz. Sabah 10-10.30 gibi ara bir öğün veya öğlen 3-3.30 gibi ara öğünde bunlar alınabilir. Yine orada brokoli görüyorum, diğer meyveleri, turpları görüyorum. Bunlar gaz şikayetlerini arttırırlar. Evet, çok faydalıdır. Özellikle lahana yenmelidir. Değil mi? Ama ben özellikle irritable kolon sendromu veya huzursuz bağırsak sendromu olanlarda bu gazı algılayan alıcılarda bozukluk olduğu için gazı bir miktar arttıran fasulye veya brokoli veya bunun gibi gıdalar kişide şiddetli ağrı yaratır. Onun için bu gibi kişiler uzak durmalı ya da haşlamalılar. Haşladığınız zaman. Yani bu bahsettiğiniz şeyler çiğ olduğunda mı yoksa piştiğinde de aynı etkiyi yaratıyor mu? Çiğ olduğunda daha çok gaz yaparlar. Tabi burada soğan da var. Çiğ olarak yendiği zaman soğan gerçekten çok problem var. Gaz şikayetlerini özellikle arttırır. Özellikle tazı akşam, soğanda değil evet, mi hocam? Ve gece yendiğinde reflüyü de arttırır çok miktarda yendiği zaman. Ama siz bunları pişirdiğiniz zaman, haşladığınız zaman, örneğin brokoliyi haşladığınız zaman gaz yapıcı etkisi azalır. Peki o zaman tam tersini konuşalım. Gaz yaptı, hazımsızlığımız var, şişkinliğimiz var. O zaman ne yiyelim ve nasıl tüketelim? Şimdi biraz bireysel, gaz ve şişkinlik olanlarda daha çok organik bir sebep yoksa, örneğin çölyak veya laktoz hastalığı, laktoz intoleransı varsa onlardan uzak durmalar. Ama onun haricinde geriye kalanlarda fonksiyonel hazımsızlık şikayeti veya huzursuz bağırsak sendromu olanlarda kişi kendini ne rahatsız ediyorsa onu diyetinden uzaklaştırmak zorundadır. Eskiden şöyle kocaman bir liste hazırlardık. O kadar ki ağzını dilini kuruturduk. Hiçbir şey yedirmezdik. Hastanın gazı da olmazdı ama hayat konforu bozulmuş olurdu. Ama ağzının tadı tuzu da olmazdı. Ve bu listeyi tutup başkasına verince hocam burada bu yasak ama ben yiyince iyi hissediyorum diye hastalar. O zaman o listeyi bireyselleştirmek lazım. Diyoruz ki hastalarımız özellikle fonksiyonel hazımsızlığı olanlara sizi ne rahatsız ediyorsa yemeyin, ne rahatsız etmiyorsa yiyin. Ama genel önlemler vardır. Örneğin çiğ soğan veya patates veya brokoli, bunun gibi yeşillikler veya lahana var burada. Onları yemekten birazcık uzak durun. Deneyin. Yapmıyorsa, sorun yapmıyorsa o zaman birer birer diyetinize ekleyin hocam diyoruz. Patates dikkatimi çekti. Çünkü genelde hani midesinde veya bağırsağında bir sorun olan hemen patates haşlar yer ya. Tabii. İyi bir şey değil mi o? Aslında bağırsak hastalığında özellikle diyare varsa patates püresi bizim için yani çok iyidir. Yani ishal varsa. Tabii ishal varsa ama onun haricinde kullanmayız biz. Yani bir diyet olarak siz bunu İşte patates yiyin, huzursuz sendrom, işte bağırsak hastalığınız işte geçecek veya fonksiyonel dispepsiniz geçecek demeyiz. Ama kişide diyar veya ishal varsa biz mutlaka patates püresini, haşlanmış patatesi tavsiye ederiz. Çok da faydalıdır. Peki hocam midede böyle yanma, ekşime oldu. Genelde de yemeklerde olur veya insan sabah ilk kalktığı zaman olur. O zaman ne yapmalı, ne yemeli? İlk ağzımıza aldığımız gıda ne olmalı? Şimdi şöyle bir şey var. Eğer ki kişi ben sabah kalktığımda ağzımda metalik bir tat var. Zaten gece de ekşimem, yanmam vardı. Bazen yemeklerden sonra da böyle bir ekşimem oluyor göğsümde derse mutlaka onda reflü vardır %95 ihtimalle. Ağzında sabah kalkınca metalik tat da vardır. Biz bu kişilere deriz ki ağızdaki tadı düzeltmek için 1-2 yudum su alın. Ondan sonra kahvaltıya devam edin deriz. Özel bir gıdayla, özel bir yiyecekle başlamalarına da gerek yoktur onların. Ama o kişilerin hekime gidip görünmesi lazım. Mutlaka, sabah kalkınca yanma, ağızda metalik tat, bir huzursuzluk varsa bir gastroenteroloji uzmanı görmelidir. Peki altta hocam, başka şeyler olabilir. Bize bir hastamız başvurdu Ayşe Hanım. Evet. Onun hikayesini biz gittik dinledik. Evet. Önce sizin de müsaadenizle birlikte tabii hikayesini dinleyelim. Sonra Ayşe Hanım'ı buraya davet edeceğim. Hocama soracağız ne yapabiliriz diye. Ayşe Hanım'ın hikayesi geliyor önce. Tabii. Ağrısı tarif edilecek gibi bir şey değil yani. Yani hayatımı zindana çevirdi. Kurtulmak istiyorum bu hastalıktan. Ayşe Kara, 63 yaşındayım. Midemde reflü var. Bu beni çok rahatsız ediyor. Ağzımdan acı sular geliyor. Buna bağlı olarak da kabızlığım var. Rahatsızlığım bir gece başladı. Birden mide ağrısıyla ağzımdan acı sular gelerek başladı. Bu beni çok rahatsız etti. Kalktım, bir şeyler içtim kendi kafama göre. Geçmedi. Özellikle gece başlıyor. Gece başladığı için beni çok rahatsız ediyor, uyuyamıyorum. Bir de ben çok çay içiyorum. Herhalde çay da dokunuyor. Çaydan sonra daha çok rahatsız ediyor. Ağrısı tarif edilecek gibi bir şey değil yani. Anlatamam size. Yani bunun da çaresini bir türlü bulamadım. Nedir?
araştırdılar, her yerden araştırma yapıldı. Sonuç yok. Kurtulmak istiyorum bir an önce. Kabus oldu ya, ne zaman tutacak, ne zaman edecek, ne yapacak? Bir an önce kurtulmak istiyorum ben bu hastalıktan. Ayça Hanımcığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Çok çok geçmiş olsun. Teşekkür Hikayenizi ederim, sağ olun. Buradan dinledik. Şimdi hocama soralım. Tam da sizin konunuza gelmiştik. Evet. Hazır reflü demiştik. Evet. Ne yapacak Ayça Hanım? Nasıl bir yol izlemesi lazım hocam? Şimdi burada iki tane hadise var. Bir tanesi reflü, ikincisi de kabızlık var. İkisi aslında birbirinden bağımsız gibi görünüyor ama ortak bir noktaları vardır. Ben şurada göstermek istiyorum. Hı. Şimdi peki reflü demek mide içeriğinin yemek borusuna kaçması demektir. Hı hı. Bunun birkaç mekanizması var. Bir tanesi normalde yemek borusunun alt kapağının şu şekilde kapalı olması lazım. Ama bazı kişilerde şöyle açıktır. Ve hı hı. midenin içindeki içerik ve asit yukarıya kaçar, yanma ekşime yapar. Ama kiminde de şurada sağ tarafta olduğu gibi yemek borusunun kapağı hem açık hem de midenin yarısı yukarıya kaçmıştır. Yani fıtık vardır bu kişide. İşte o durumda reflü olur. Yani kapağın kapalı olması lazım. Fakat bazı kişilerde kapak kapalı da olsa aslında mekanizma şu. Belli durumlarda açılmaması gereken durumlarda açılır. Mesela normalde sadece gıda yukarıdan aşağıya gelirken yemek borusunun alt kapağının açılması lazım. Ama bazen hiçbir sebep yokken gün içinde açılır. İçindeki gıdalar yukarıya çıkar, yakar, iner. Reflünün 3 mekanizması bu ama bir dördüncüsü de mide bağırsak hareketlerinde azalmanın olmasıdır. O durumda mide hareketleri azalınca burada gıdalar birikir. Gıda aşağıya gidemiyorsa yukarıya gider, yanma yapar. Aynı zamanda bu kişilerde bağırsak hareketleri de azaldığı için bazen ikisi Peki, beraber olabiliyor. Hocam Ayça Hanım'a mikrofonu vermek istiyorum. Hocama Tabii. sen sor, ne istiyorsan Bilmiyorum. Ayça ablacığım. Al, istersen ben de tutarım. Doktor fark Bey etmez. Bu yanmadan, evet. bir de acı sudan çok aşırı rahatsızım yani. 63 yaşındayız. Bu şikayetlerimiz varsa... mutlaka endoskopi yapılır öncelikle. Eğer 40 yaşından daha genç olsaydık o zaman bir ilaç deneyip ondan sonra gerekirse iyi gelmezse endoskopiye karar verebilirdik. Ama şu aşamada direkt olarak endoskopi yapıp bu kapağın yapısını görmeliyiz. Altta yatan Hocam, ne var? Hocam o zaman Onu şöyle yapalım lazım. Mı? Ayşe Hanım ben size emanet ediyorum. Tabii. Siz yapılması gerekenleri yapın. Biz de takipçisi olalım. Tabii. Sonra süreci yine stüdyomuzda canlı canlı takip ediyor olalım. Tabii. Tabii. Çok teşekkür ediyorum hocam Rica size. Ağzınıza sağlık. Çok geçmiş olsun Ayşe ablacığım. Biz ufacık bir ara veriyoruz. Aradan hemen sonra Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu stüdyomuzda olacak. Sorularınızı bekliyoruz.